Kanal Urfa hafta sonu ana haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan dergah camiinde ilk teravih namazı kılındı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan dergah camiinde ilk teravih namazı kılındı. 11 ayın sultanı gelip çattı. Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta dergah camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı. Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. İlk teravih namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlk teravih namazı kıldı. İnşallah tamamını nasip etsin. Başka ayları da nasip etsin. İnanç turizmin önemli kentlerinden Şanlıurfa'da Ramazan etkinlikleri Kanal Urfa'da çok farklı yaşanacak ve yaşatılacak. Kanal Urfa Ramazan arifesinde Ömer Yılan, Süleyman Badıllı ve Sait Koyuncu'nun o güzel sunumuyla izleyicilerine merhaba dedi. Rahmet ve mağfiret ayının iftar vakitlerinde sofralarınıza konuk olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnanç turizminin önemli kentlerinden Şanlıurfa'da Ramazan programları başladı. Dünyanın 40 ülkesinde izlenebilen Kanal Urfa'da bu yıl güzel sunumuyla hafta içi her gün saat 17'de Ömer Yılan, hafta sonu ise yine aynı saatte Süleyman Badıllı izleyicileriyle buluşacak. Şanlıurfa'nın sahurda canlı program yapan tek kanalı özelliğini taşıyan Kanal Urfa, Sait Koyuncu'yla her gün sizlerle saat 02.30'da ekranlarda olacak. Kanal Urfa bu yıl her gün bir konu, bir konukla izleyiciyle buluşacak. Urfa'da asırlardır yaşatılan mukabele geleneği, Şanlıurfa'nın ilk uydu kanalı olan Kanal Urfa'da günde 4 kez farklı saatlerde mukabele ile izleyicileriyle buluşuyor. Organize suçlarla mücadele şube ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve kaçak silah imalathanelerine yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. İki kaçak silah atölyesini basan ekipler, ikisi kuru sıkı olmak üzere 40 ruhsatsız taban, 6 av tüfeği, 58'i tabancaya, 6'sı da av tüfeğine ait toplam 64 şarjörle bu silahlara ait çeşitli çapta fişek ve silah parçalarını ele geçirmişti. Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 16 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da emekli öğretmenin kaldırımda bıçaklanmış halde cesedi bulundu. Şanlıurfa'da emekli öğretmenin kaldırımda bıçaklanmış halde cesedi bulundu. Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Ali Baba mahallesinde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar kaldırımda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Şahsı kontrol eden vatandaşlar elbiselerinde kan olduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri bacak kısmında bıçak kesiyor olan şahsın kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin 73 yaşındaki emekli din kültürü öğretmeni Halit Bazikiye ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olayı aydınlatmak için çalışma başlattığı belirtilirken emekli öğretmenin bir araçtan kaldırıma bırakıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan iki terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırı karşısında bulunan Barışpınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan iki PKK-YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman komandolarımız Barışpınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan iki PKK-YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz denildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir okulda açılan zeka oyunları sınıfı öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda zeka oyunları sınıfı açıldı. Açılışa Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Zeka oyunları sınıfında çeşitli oyun ve aktivitelerle küçük yaştaki çocukların dikkat, görsel algı, problem çözme, plan yapma, düşünme ve inşa becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yardımsever veli ve duyarlı vatandaşların katkılarıyla oluşturulan zeka sınıfına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bu kartlarda şekiller gösteriliyor. Bu üçün yapılışını gösteriyor mesela. Biz de bu şekillerle üç yapmaya çalışıyoruz. Karta göre, renklerine göre bardakları diziyoruz. Sonra zile basan kazanıyor. Okul müdürü Ramazan Genç, açılışı yapılan sınıfla ilgili açıklamada bulundu. Öğrencilerimizin bilişsel yeteneklerini, psikomotor becerilerini geliştirmeleri için oyunlar tasarladık ve hazırladık ve birçok yerden de oyunlar getirdik. Bize yardımda bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz ve bu oyunlar öğrencilerimizin ders esnasında, serbest etkinlik derslerinde ve boş zamanlarında da değerlendirebilecekleri, her zaman açık olabilecek bir sınıf oldu. Zeka sınıfında öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan öğretmen Gökçe Candeniz ise akıl ve zeka sınıfının açılmasından mutlu olduğunu belirtti. Akıl ve zeka oyunları sınıfının açılması hepimizi çok mutlu etti. Öğrencilerimizin derslerinin yanı sıra akıl ve zeka oyunları sınıfına gelerek burada mutlu vakit geçirecekler. Hem eleştirel düşünce, çoklu düşünceyi de destekleyecek güzel bir aktivite oldu hepimiz için. Şu son bölüm. Gaziantep. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, zabıta ekipleri tarafından tartısına el konulan seyyar satıcı Ali Budak'tan özür dileyerek tartısını geri verdi. Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirten Başkan Kara özür diledi. Abi de senin... arkadaşlar adına özür diliyorum. Ne gerekiyorsa yaparız. Merak etme. Baba, tamam. Abi ben de seni... Hadi. Allah razı olsun. Eyyubiye Belediyesi ve Eyyubiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği Ovanın Başakları Okuyor kitap okuma yarışmasında başarılı olan öğrencilere tiyatro gösterimi yapıldı. Tiyatroyla buluşturuyor. Çok önem verdiğimiz bir proje. Eyyubiye Belediyesi ve Eyyubiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği Ovanın Başakları Okuyor kitap okuma yarışmasında başarılı olan öğrencilere tiyatro gösterimi yapıldı. Eyyubiye Belediyesi ve Eyyubiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan Ovanın Başakları Okuyor kitap okuma yarışması ve bilim fuarı Ambartepe Ortaokulu, Altınbaşak Ortaokulu, Maskan Ortaokulu, İkizce Ortaokulu, Güzelkuyu Ortaokulu ve Uğurlu Ortaokullarının katılımıyla başlamıştı. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, kelime dağarcığını geliştirmek, düşünmeye sevk ederek yaratıcılığı artırmaya katkı sunmak ve aynı zamanda ilçedeki öğrencilerin genel kültür seviyelerini geliştirmek için hayata geçirilen projede başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek. Bu öyle güne değil, yani kaybettik derken
Projenin açılışında konuşan ve öğrencilere verilecek hediyelerin dışında tablet sözü ve tiyatro etkinliği sözü veren Başkan Kuş'un talimatı Eyyubiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından yerine getirildi. Eyyubiye Belediyesi Batıkent Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve başarılı öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisinin proje kapsamında tüm okullara da yayılması için çalışma başlatıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler kendilerine sundukları imkanlardan dolayı Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. İlk defa tiyatroya geliyoruz. Çok güzel. Başkan Mehmet Kuş'a teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program düzenlemiş başkanımız. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi. İlk defa geldik. Çok güzeldi. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir traktör devrildi. Olay Suruç ilçesine bağlı kırsal Harmanal mahallesinde meydana geldi. Davut Cengiz'in kullandığı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Cengiz de yanında bulunan Galip de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Galip de ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettiriciliği özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi dolayısıyla tüketilen şerbet, Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte meyan şerbeti de rağbet görmeye başladı. Meyan bitkisi dev kazanlarda kaynatılıp varillerde bol buzla demlenmeye bırakıldıktan sonra ahşap haznelerde damıtılıyor. Poşet ya da şişelere konularak satılan şerbet soğuk tüketilmesi nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Meyan şerbeti satan şerbetçi Hacı Naci iftarda meyan şerbeti içildiğini belirtti. Meyan şerbeti. Bir daha başladık meyan şerbetine. Böbreklere iyidir. Mideye, idrar yollarına. Ay bir hasta aç karnına. Aç karnına. İçen bilir de adını. Ustam komşu adını. Bu şerbeti herkes yapamaz. Haliliye Belediyesi Ramazan ayıyla birlikte halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalarda gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik kapsamlı denetimlerini arttırdı. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye sloganıyla yürüttüğü çalışmalarını Ramazan ayıyla birlikte yoğunlaştırdı. Halk sağlığını korumaya yönelik gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik artırılan denetimlerde hijyen, gramaj ve temizlik kontrolleri yapılıyor. Bir de fırını, unlu mamul, pastane ve tatlı siparişi alan işletmelerde denetimlerini yürüten ekipler denetimler sırasında iş yeri açma ruhsatı kontrollerini de gerçekleştiriyor. Periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimlerini gıda ürünlerinin sağlıklı ve temiz koşullarda vatandaşlara ulaşması için Ramazan ayında özellikle gıda satışı yapan işletmelerde yoğunlaştıracak olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelecek olan şikayetleri de değerlendirecek. Zabıta ekipleri vatandaşların halk sağlığını tehdit eden bir durumla karşılaşması durumunda taleplerini 444-22-63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ne bildirmelerini istedi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü otizmli çocuklar halayla kutladı. Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü otizmli çocuklar halayla kutladı. Siverek Ahmet Kuyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte okulda eğitim ve öğretim gören otizmli öğrenciler koro şeklinde türkü, şiir ve flüt çalarak performansını gösterdi.
Daha sonra sıra gecesi ekibi tarafından seslendirilen türkülerle halay ve erik dalı oyunları oynayan öğrenci ve öğretmenler keyiflerince eğlendi. Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Sadık Kıran, dünya genelinde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü olarak kutlandığını belirtti. Dünya genelinde 2 Nisan günü Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Biz de istedik ki bugünün önemini ve anlamını bir takım etkinliklerle farkındalık yaratmak için bu etkinliğimizi yaptık. Bu etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şeneteş, bu gibi günlerde yapılan çalışma ve etkinliklerin önemli olduğunu ve farkındalık oluşturduğunu belirtti. Otizmin bir eksiklik olmadığını, sadece bir farklılık olduğunu aslında bugün sahnede de gördük. Hem okulumuzun özel eğitim öğretmenlerinde, idarecilerinden, böyle güzel bir program yaptıkları için, otizmle ilgili duyarlılık yarattıkları için çok teşekkür ediyorum. İsrail polisi işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında güvenlik güçlerinin 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. Öldürülen Filistinlilerin gözaltına alınmak istenmesi üzerine ateş açtıkları belirtilirken daha önce silahlı saldırı gerçekleştirdikleri ve saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edildi. Filistin yerel kaynakları da İsrail güçlerinin Cenin yakınlarındaki Arabe civarında 3 Filistinliyi şehit ettiğini aktardı. Yerel kaynaklar Filistinlilerin cenazelerinin taşındığı Filistin Kızılayı'na ait ambulansı kaçırdığını kaydetti. Yüzlerce Filistinli olay yerine akın ederken İsrail'in saldırısını kınadı ve İsrail güçlerinin cezalandırılmasını istedi. Urfa Kurtuluş Günleri etkinlikleri dolayısıyla fotoğraf sanatçısı Yasin Küçük'ün objektifine yansıyan Eski Urfa, Yeni Urfa temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapılarak sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 12 gün sürecek etkinlikler kapsamında bir alışveriş merkezinde Yasin Küçük, Eski Urfa, Yeni Urfa temalı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Altun tarafından yapıldı. Başkan Beyazgül, sergi açılışının ardından alanda bulunan Şanlıurfa'nın eski ve yeni karşılaştırmalarının yapıldığı fotoğrafları tek tek inceledi. Alışveriş merkezine gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi 11 Nisan'a kadar açık kalacak. Türklerin Anadolu'yu fethinden sonra Anadolu'ya yaptırılan ilk mescitlerden biri olan Adıyaman Musalla Camii yapılan restorasyon sonrasında ilk teravih namazıyla ibadete açıldı. Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nün yaklaşık 10 yıldan beri yürüttüğü projeyle 2020 Aralık ayında başlattığı restorasyon çalışmasının sonrasında ibadete açıldı. Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın Anadolu'yu fethinden sonra yapıldığı kitabesinde belirlenen Musalla Camii, İsmet İnönü döneminde cezaevine dönüştürülerek 32 yıl cezaevi olarak hizmet verdi. 32 yıl boyunca kapalı cezaevi olarak kullanılan cami, daha sonra Alaybey Vakfı tarafından restore edilerek 1972 yılında yeniden cami olarak düzenlendi. Selçuklu döneminde yapılan ancak daha sonra yıkılan ve Osmanlı döneminde birkaç kez tadilatı yapılan cami ve minaresi statik açıdan kuvvetlendirilerek çatı kurşun kaplama yapıldı. Camiye bay ve bayan tuvaleti, bayan mescidi yapıldı. Aydınlatma, kamera ve ses sistemleri tamamlanarak yeniden hizmete girdi.
Ramazan ayının ilk teravih namazında ibadete açılan camide cemaate namaz sonrası çiğ köfte ve tatlı ikramında bulundu. Vali Mahmut Çuhadar, Musalla Camii'nin Anadolu'daki ilk İslam eserlerinden biri olduğunu belirtti. Musalla Camii bildiğiniz gibi Anadolu'daki ilk İslam eserlerinden bir tanesi. Adıyaman'daki de ilk İslam eseri. Çok eski bir tarihi var. Musalla Camimizi bu akşam ibadete açtık. Ne mutlu bize. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palay ise şunları söyledi. Sultan Alparslan'ın Hısnı Mansur'da yaptığı eserlerden birisi. Fakat yine çeşitli yangın, depremlerden görerek Selçuklu ve Osmanlı döneminde yenilenmiş. Ama bu camimizin ilginç bir de öyküsü var. Bu camimiz ve önündeki keresteciler alanı 32 yıl boyunca hapishane olarak da hizmet vermiş. 1970'li yıllarda tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mülkiyete alınarak ibadete açılmış. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.